Merhaba arkadaşlar, Sinan diye bir arkadaşımız AGV K5 Multi kullanıyormuş ve sessiz rüzgar sesi aldığı için de sessiz bir kask önerisi istiyormuş. O yüzden de bu videonun konusu sessiz kasklardan bir öneri oluşturdum. Benim önereceğim, mağazanızda da bulunan kasklardan bir tanesi. Farklı kasklar da önereceğim tabii, onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Shark'ın, bunu yakından göstereyim, Shark karbon fiber bir yapıya sahip olan kasklardan bir tanesi. Bu karbon fiber kaskı neden öneriyorum Sinan? Çünkü hani rüzgar sesi olsun, dış kabuğu olsun, işte bakış açısı olsun, burun pedi olsun, çene pedi olsun, işte ne denir? Bu işte bağlama, çene bağlaması olsun, boyuna iyi oturan bir yapısı olsun. Hepsi gerçekten çok iyi yapılmış bir kask. Ve karbon fiber olması da bu kaskı iyi kasklardan bir tanesi yapıyor. Yine güneş vizörü var. Tabii ki şurada güneş vizörü şu tepeden açılıyor. Şuradan. Bunun ağırlığı ise 1430 gram. Hani bazı linkler veriyorum ama bazı o linklerde ölçü bulamayabilirsiniz. O yüzden de farklı çeşit sunacağım. Bu karbon fiber yapıda olanlar, fiber yapıda olanları sunacağım şimdi. Onlar da sessiz kasklardan ve iyi kasklardan. Bunlar fiber yapıda olan, en azından geniş bir bakış açısı var, burun pedi var, çene pedi var. Bunun bağlama çeşidi yine double D bir bağlama çeşidi var. Gerçekten bunun da çok iyi oturan bir yapısı var boyuna ve bu da en sevdiğim kasklardan bir tanesi. Yine tepeden açılan bir yapısı var ve şu şekilde bir kask. Çok fazla uğuldamayan, işte ön bakış açısı güzel, kademeli açılan camı olan, hem iç tarafında hava kanalları olan, üstten, tepeden, önden, her yerden hava alabilen, hava çıkışı olan ve çok iyi yapılmış kasklardan bir tanesi. Karbon olanlar, bu da fiber yapısı olan kasklardan bir tanesi. Hani alınabilir mi? Evet, alınır. Sessizliği orta düzeydir. En azından AGV K5'ten biraz daha iyidir. Aldığınızda zaten bunu fark edersiniz. Yapısı aynıdır. O demin gösterdiğim karbon fiber, bunlar fiber alaşıma sahiptir. Dış kabuğu katman katman örülmüştür. Diğerleri termoplastik ve polikarbon olarak değişiyor. Onları hani sana çok fazla önermiyorum. Hani o ölçüde önerebileceğim kasklardan başka bir tanesi de HCC, ama bizim elimizde bulunmayan kasklardan bir tanesi. MT kask da alınabilir. MT kasklar da bizim elimizde yok. Ama istediğin farklı karbon fiber, az ses geçiren örnekleri, linklerini değil de adlarını ben ekleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi karbon fiber alaşımına sahip kaskları şey yaptım, gösterdim. Termoplastik ve polikarbon olanlar yukarı tarafta. Şöylerden birkaç tane örnekte aşağıya ekleyeceğim linklerini. Oradan da bakabilirsin. Özellikle ne denir? GT Air, Elixar, Q-West gibi modellerin bazı bedenleri kaldı elimizde. Onlardan az olduğu için linklerini ekleyeceğim ama beden bulamayabilirsin. Şimdilik ithalatçı firmadan gelenler bunlar, şimdilik kısıtlı geliyor elimize, ama mağazaya geldiğinizde bazı seçenekler var, bazı seçenekler yok. Mağazaya gelip denemek istiyorsanız arkadaşlar, ilk önce şu kask var mı diye sorup telefonla öyle gelin, burada hüsrana uğramayın. Çünkü bütün kaskların hepsini bulunduramayabiliyoruz. Öyle bir detay vereyim. Bir arkadaşımız da demiş ki ben Niğde'de yaşıyorum. Niğde'de teslimatınız var mı? Tüm Türkiye'ye teslimatımız var arkadaşlar. Kıbrıs'ta sadece teslimatımız yok arkadaşlar. Kıbrıs teslimatı yapamıyoruz. Kıbrıs'ta bir kargo anlaşmamız yok. Ama tüm Türkiye'nin batı ucundan doğu ucuna, güneyinden kuzeyine kadar her yerine teslim ediyoruz. Bana gelen sorulardan birkaç tanesini cevaplayayım dediğim. Özge diye bir arkadaş demiş ki 15 yaşındayım, M ehliyet alabilir miyim? Yani M ehliyet için B ehliyet gerektiğini biliyorum arkadaşlar. İlk önce B ehliyet almak gerekiyor. Sonra M sınıfı ehliyete zaten sahip olmuş oluyorsun. B sınıfı içinde M ehliyette zaten ona dahil olanlardan bir tanesi. Öyle alabiliyorsun diye biliyorum. Bir de demiş ki Can Barlas diye bir arkadaş, Next XR2 Carbon Golden Edition nasıldır? Yani tam olarak bizde olmadığı için bilmiyorum. Ama hani onun altına daha önceden ben cevap yazmıştım. Gerçekten iyi bir kask olduğunu söylemiştim. Çünkü iyi bir yapıya sahip, geniş bakış açısı olan bir kask. Ama tabii bunları hani tahminen söylüyorum ben. Birebir gelse belki daha farklı şeyler söyleyebilirim. O yüzden hani ortalama bir cevap veriyorum aslında. Bir de şöyle bir detay vereyim. 15 yaşındayım diyorsun ya Özge. Yani 16 yaşına alın, 16 yaşına girince zaten A1 ehliyet bir kursa yazılıp A1 ehliyet alabilirsin. A1 ehliyet içinde de 125 cc motorları kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olmuş olursun. Galiba o kurs süreleri biraz kısaldı, 2 ay mıydı, 3 ay mıydı ne? Sürüş ve ehliyet için bir kursa gidersin ayrıca. Kurslarda bazen çok iyi olmuyor ehliyet. Sürüş deneyimi bazı kurslarda çok iyi olmuyor. Bir hoca ile beraber biraz deneyim yapmak, biraz motosiklet kullanmak, en azından yani 125 cc'lik motosiklet kullanmak iyi olacaktır. Ondan sonra ehliyet için sınava girdiğinde rahatlıkla alacağına eminim. Çünkü hani motosiklet kullanmak, vitesli motosiklet kullanmak belirli bir deneyime sahip olmak gerekiyor. O deneyimi de bir hoca ile atlatırsan, sonuçta hoca 15 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır kullanan birisi oluyor ve sana bütün o deneyimlerini aktarmış oluyor. O yüzden de senin ondan bilgi alman, o eğitimlere katılman, senin hem ehliyet almak için sınavdan geçebilmeni sağlıyor, hem de motosikletli sürüş yaşamında sana iyi bir trafik macerası, sorumluluğu, bilinci aktarmış oluyor. Kimin ne yapabileceği, nasıl davranabileceği, senin onlara karşı ne yapabileceğin, nasıl davranabileceğin ve nelere mal olabileceğini sana detay veriyor. Bu arada full ekipmanlı olmayı ve full ekipmanlı gezmeyi unutmayın arkadaşlar. Kafanızda kask olsun, montunuz, eldiveniniz, pantolonunuz ve botunuza kadar sağlam ekipmanlar alın, sağlam aksesuarlar alın, sağlam giyiminiz olsun. Fiyat performans için ben zaten size bir sürü örnek veriyorum. O örneklerden bakıp kendiniz bir kombin, bir ekipman, full ekipman dizebilirsiniz. Ben zaten hani uygun fiyatlıdan hani birkaç tane de video paylaşacağım zaten bunların altında. O videolara da bakıp full ekipmanlar neler olabilir? Ucuz ekipmanlar, ucuz kasklar ama fiyat performansı iyi olan kasklar, fiyat performansı iyi olan montlar, eldivenler ve diğer şeylerin hepsini paylaşıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. Hani elimden geldiğince veya bilgim olduğu sürece bu detaylı şekilde paylaşmaya çalıştığım ekipmanlar sizin işinize yarıyordur. Bir tane daha detay vereyim arkadaşlar. Hani Türkiye'nin her yerine biz kargo gönderiyoruz. Bizim Türkiye'de kargo göndermediğimiz herhangi bir yer yok. Tüm Türkiye'ye teslimat yapılıyor. İsteyen neresinde, Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın, size illaki kargo ile teslimatlar 3 iş günü içinde iletilecektir. Kargo firmalarıyla anlaşmamız böyle. İş günü diyorum, lütfen dikkat edin. 3 iş günü. Eğer cumadan aldıysanız cumartesi, pazar iş günü değil. Pazartesi, salı iş günü, en geç çarşamba günü size ulaşacak demektir. Hepinize iyi sürüşler.